Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar herkese. Sevgili dostlar, borsa analiziyle birlikteyiz ve dün oldukça olumsuz bir gün geçiren endeksimiz ve genel anlamda dünya genelindeki endekslerde oldukça sıkıntılı bir gün yaşanmıştı. Ancak bugün Powell'ın konuşmaları son derece önemliydi. Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmasında birkaç gün öncesine kadar faiz indirimleri hususunda acaba bir tereddüt mü oluştu? Güvercin söylemler vardı ama Powell yine faiz indirmeyecek mi şeklindeki endişeler gereği küresel piyasalarda sıkıntılı bir süreç oluşmuştu ve dolar endeksinde de bir artış eğilimi gözlenmişti. Ancak bugün bu kara bulutlar veya bu sisler önemli ölçüde dağıldı. Powell ekonomideki dengelerin yerinde olduğunu ifade etmekle birlikte yine de özellikle Çin ile ABD arasındaki ticaret uyumsuzluklarının, anlaşmazlıklarının belli ölçüde risk yarattığına vurgu yaptı. Ancak söylemlerinden ortaya çıkan sonuç bir faiz indiriminin geleceği yönünde ve hatta önümüzdeki aylar itibariyle 0,25'lik dilimler halinde birkaç faiz indiriminin söz konusu olabileceği hususundaki beklentileri artırmış oldu. Tabii ki bu beklentiler paralelinde dünya endekslerinde bir hareketlenme yaşandı. Biz de benzer şekilde bu hareketliliği yaşamış olduk ve endeks dün yaşamış olduğu kayıplarını çok ciddi ölçüde geri aldı. Hatta hepsini geri aldı bile diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle yabancı takas oranına bakacak olur isek, yabancı takas oranının dünkü satışlara rağmen 0,21 oranında bir artış göstermek suretiyle %65,58 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Ve hafta bazındaki yabancı payındaki artışa bakacak olur isek, bu içinde bulunduğumuz haftayı dikkate aldığımız takdirde 0,46, yani %0,5 bir artışın söz konusu olduğuna tanık olmaktayız. Oysa ki dünkü analizimde yabancı satışlarının söz konusu olduğunu, yabancı aracı kurumlardan gelen, ki bu arada ben dünkü işlemleri de ön plana çıkarayım. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu dünkü işlemlerdir. Özellikle ifade ediyorum, Salı gününün işlemleridir. Endeksin ciddi bir düşüş yaşadığı günkü işlemlerdir. Ak Yatırım'ın ve Yapı Kredi'nin önemli satışları olduğunu, özellikle Yapı Kredi'nin Garanti Bankası üzerinde çok ciddi satışlar yaptığını ve Garanti Bankası'nda 80 milyon TL gibi önemli bir para çıkışı yaşandığını ifade etmiştim. Ve yabancılar bazında ise kredi ve de yatırım finansın satışlarının olduğuna dikkat çekmiştim. Ancak buna mukabil Garanti Yatırım'ın, İş Yatırım'ın ve Deniz Yatırım'ın bu cepheden gelen satışları karşılamış olduğunu, ama daha da önemli olan verinin ise şuradaki diğer hanesinde gördüğümüz 156 milyonluk alım. Yani ilk 5 kurumun dışında kalan diğer kurumların 156 milyon gibi bir alış yapmış olması, alım yapmış olması endeksin gerilediği anlarda özellikle yabancıların alım yapmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyordu. Bunu ancak bir ihtimal olarak ifade edebiliyorduk. Çünkü yabancı takas oranı bir gün sonra sisteme yansımakta ve bugün net olarak görebildik ki şuradaki yabancı satışlarına rağmen şuradaki alımların büyük bir çoğunluğu yabancılardan kaynaklanmış ki bu durumda biz bugün itibariyle %65,58 seviyesine ulaşmış olan bir yabancı takasıyla karşı karşıya bulunmaktayız ve bugünün işlemlerine baktığımız zaman ise Kredit'in 110 milyon TL civarında, Deutsche'nin 75 milyon TL civarında, HSBC'nin 71 milyon TL civarında ve yine Merrill Lynch'in 45 milyon TL civarında alım yaptığını ve bu alımların da ağırlıklı olarak yabancılar lehine gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Şuradayız arkadaşlar, diğer kurum bazında 177 milyonluk bir satış görülmekte ki burada da önemli yabancı kurumların alım yapmış olduğunu gördüğümüz için şuradaki satışların belki de endeksin yeniden 98-99 bölgesine ulaşması sebebiyle daha farklı kurumlar tarafından yapılmış satışlar olabileceğini, endeksten tedirginlik duymuş olan farklı kurumların satışları olmuş olabileceğini dikkate alabiliriz. Ama şu an için önemli dikkate almamız gereken tablo, Kredit'in, Deutsche'nin, HSBC, Merrill gibi kurumların alım cephesinde günü tamamlamış olmaları ve 75 milyon TL gibi de alıcılar ve satıcılar açısından alıcılar lehine bir fark görülmekte. Bugün Kredit'in en çok alım yaptığı listelerin neler olduğuna bakacak olur isek, dün önemli bir satışa maruz kalan Garanti Bankası'nın bugün kredi tarafından 86-87 milyon TL civarında bir alım yaşadığını görüyoruz ve ikinci olarak ise Yapı Kredi olduğunu görmekteyiz. Ancak Akbank cephesinde kredi satıcı konumundaymış. Deutsche acaba hangi hisse? Burada Garanti Bankası'nı hangi ortalama ile almış, ona da bakalım isterseniz. Garantideki maliyetinin 9,68
olduğunu görmekteyiz. İkinci olarak en fazla alım yapmış olan kurum olarak Deutsche'ye bakalım. Deutsche ise arkadaşlar 78 milyon TL civarında ve 9.71 ortalama ile Garanti Bankası hissesi aldığını görüyoruz. Türk Hava Yolları'nı ise 12.18 ortalama ile 17 milyon TL civarında satış yapmış görünmekte. İşte arkadaşlar, yabancıların attığı adımları takip edebilmek bize son derece önemli fikirler verebilmekte. Endeksin yaşamış olduğu yükselişleri veyahut da gerilemeleri bir panik sebebi olarak görmemek adına yabancı adımlarını yakından takip etmenin faydası zannediyorum ki bir kez daha ortaya çıkmış olmakta. Şimdi değerli arkadaşlar, endeksin genel tablosuna bakacak olur isek öncelikle dünkü analizimde şu noktanın, şuradaki destek noktasının çok kritik bir destek noktası olduğunu ve bu seviyenin ise 96.661 olduğunu ifade etmiştim. Bu seviyenin altına 150, 200 puan, 300 puan gibi sarkmalar olabilir. Ancak önemli olan bu desteğin korunabilmesidir şeklinde de bir ifade kullanmıştım. Nitekim bugün itibariyle 96.270 seviyesine kadar bir geri çekilme oldu. Yani bu desteğin aşağısına 300 puan civarında bir sarkma yaşandı ve derhal bu desteğin üzerine çıkıldı. Bu destek son derece kritik bir destekti ve aynı zamanda da önceki hafta G20 zirvesinin öncesindeki kapanışımız 96.300 civarındaydı ve pazartesi günü itibariyle açılışımız G20 zirvesi ardından yaşanmış olan açılışımız 2000 puanlık bir gap ile gerçekleşmişti. Bir boşluk bırakarak açılmıştık. İşte bu boşluğumuzda dünkü satışlar sonrasında doldurulmuş oldu ve ardından da bugün 98.500 seviyesine tekrar ulaşılabildi. Sevgili arkadaşlar, 98.500 seviyesi oldukça önem taşıyan bir seviyedir. Bu arada aylık grafiğimiz itibariyle de 97.782 seviyesinde bir destek noktamız bulunuyordu. Bu desteğin üzerine acil bir şekilde geri dönülmesi, bu desteğin kırılmamış olduğu anlamının oluşabilmesinin önemli olduğunu ifade etmiştim. Bir günlük kapanışlar önemli değildi. Zira bu destek aşağısında dünkü bir günlük kapanış sonrasında yeniden bu desteğin üzerine çıkabilmiş durumdayız. Bu durumda içinde bulunduğumuz koşullar itibariyle 97.800 seviyesi şu an itibariyle öncelikli olarak takip etmemiz aylık Fibonacci desteğimiz konumundadır. Zira bu destek korundukça endeksin 100.000 seviyesi ve üzerine yönelimi hususundaki beklentiler sıcak kalacaktır. Değerli arkadaşlar, hemen topluca pivot verilerimiz itibariyle de konuya bakacak olur isek 98.500 seviyesinde bir kapanış, 585 seviyesinde bir kapanış oldu. Bu durum haftalık birinci pivot desteğimizin üzerinde bir kapanışı ifade etmekte. Ve yine aynı zamanda şurada görmekte olacağınız üzere 96.445 seviyesi bu haftanın üçüncü desteği konumundaydı ve bu destek noktasından bir tepki yaşamış bulunmaktayız. O halde arkadaşlar, 98.500 seviyesi bizim için artık önemli bir kriterdir. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi nedeniyle endeksin yukarı yönlü ataklarında haftalık pivot noktamız olan 99.500 seviyesine yakından dikkat etmemiz gerekiyor. Ki aynı zamanda biraz sonra grafiğimizde göreceğimiz üzere 99.250-300 seviyesi de kritik bir direnç konumundaydı. O halde 99.200-300 seviyesiyle 500 seviyesindeki bu bölgedeki veya 99.500'e yaklaşımlarda bir direnç etkisinin oluşup oluşmayacağını yakından izlemek gerekiyor. Zira bu bölgenin aşılması durumunda artık yeniden 100.600 ve 100.700'deki direnç bölgesi teknik manada hedef haline gelecektir. Ve hatta bu seferki tabloya bakacak olur isek iki defa 100.500-100.600 direncine yöneldik ve burayı kırmak hususunda başarılı olunamadı. Oradan gelen bir geri çekilme 96.000'ler seviyesine kadar devam edip de bir kar satışı ve realizasyon oluştuktan sonra ve yabancı takasının da belirtmiş olduğum gibi daha da önemli bir artış göstermiş olmasının akabinde bu kez 100.600-100.700 direnç bölgesinin biraz daha güçlü bir şekilde zorlanıp aşılmak suretiyle 101.600'lere doğru bir yönelim ihtimali biraz daha ön plana çıkmış durumda. Elbette ki haber akışları veyahut da piyasadaki farklı beklenmedik gelişmeler bu tabloyu her an değiştirebilir. Bu ayrı bir konu ama şu an içinde bulunduğumuz tablo, bugün Powell'ın açıklamaları ki yarın da yine Powell'ın Senato'da yapacağı bir açıklama olacak. Zannediyorum ki yine benzer açıklamaları yapacaktır. Farklı bir şey söyleyebileceğini pek tahmin etmiyorum bugünkü açıklamalarının ardından. Yine benzer açıklamalar eşliğinde endeksin güçlü kalabilme ihtimalinin ve 100 bin
seviyesine yönelme ihtimalinin daha ön planda olduğunu dikkate alabiliriz diye düşünmekteyim. Değerli arkadaşlar, 100.600 ve 700 seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu, 99.500 seviyesinin üzerinde eğer bir seyir içerisinde olabilir isek, her an 100.000 üzerine çıkılması yönünde bir atağın, bir isteğin söz konusu olabileceğini ifade ediyorum. Ama 100.600-700 seviyesi aşılacak olur ise, özellikle 101.500-600 seviyesi bir sonraki direncimiz konumunda dikkat edilmeli. Ancak benim özellikle ve özellikle önemsediğim 100.000 seviyesi üzerinde önemsemiş olduğum direnç 102.000 seviyesi olacaktır. Arkadaşlar, bu haftalık grafiğim Fibonacci impuls tekniğiyle çizilmiş olan bir grafiktir ve bu teknik belli bir gerileme sonrasında oluşan yukarı atağın, ki şuralarda biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde 87.000 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanmıştı ve buradan başlayan bir 100.000, 106.000 atağı ve sonrasında 83.000'lere kadar yaşanan bir geri çekilme. Bu geri çekilmelere yönelik olarak yapılan bir hesaplama sonrasında 95.000 seviyesinin son derece kritik bir seviye olduğunu ifade ediyor. Kaldı ki bu seviye artık bizim çok çok önemli bir desteğimizdir. Endeksin yukarı yönlü ataklarını devam ettirebilmesi bakımından özellikle takip edilmesi gereken bir destektir. Ama şu an bu desteğin üzerinde olmakla birlikte en önemli direnç olarak takip edeceğimiz seviye 102.000 seviyesi olarak ortaya çıkmakta. Yani şu bölgedir. Özetle arkadaşlar, 100.000 seviyesi üzerine yönelimlerde 100.000 üzerinde kapanışlar eğer görecek olur isek, bu durumda 101.500 ve 102.000 aralığını yakından takip etmemiz gerekiyor. Ve biraz önceki anlatımlarımda 99.250 seviyesinin kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etmiştim. İşte şu bölge arkadaşlar, bu bölgenin üzerinde 3-4 defa son günlerde yönelimler yaşadık. Kırmızı hattımız 100.600 seviyesini temsil etmekte, beyaz hattımız ise 101.500 seviyesini temsil etmekte. Bu dirençlerimiz bu şekilde ifade ediliyor ve 99.250 seviyesinin üzerine çıkılabilir ve bu seviye üzerinde 99.500'ün üzerine kendimizi atabilir isek, bu durumda tekrardan 100.600 seviyesine doğru yönelim, geçmiş birkaç gün içerisinde gördüğümüz gibi yaşanabilir. Ama 100.600 seviyesi iki defa direnip kırılamadı. Bu hususu da akılda tutmakta yarar bulunuyor. Her ne kadar bir miktar geri çekilme olduktan sonra yeni bir atakla biraz daha güçlü ve hacimli bir şekilde bu seviyenin aşılabilmesi yönünde bir isteğin oluşabilme imkanı olmasına rağmen. Sevgili arkadaşlar, endeksin yarınki pivot verileri olarak değerlendireceğimiz nokta ise 98.000 seviyesi endeks adına yarının pivot seviyesidir. 99.800 seviyesi birinci pivot direncimiz konumunda, ardından 100.500 seviyesi gündeme geliyor. 100.500 seviyesinin ötesinde ise son pivot direnci olarak 102.000 seviyesini görmekteyiz. Geri çekilmelerde ise 98.000 pivot seviyesinin aşağı seviyesine kadar geri çekilmeler normal karşılanabilir, ancak bu seviyeden tepki bulunmalı. Bu seviyenin aşağısına inilmesi durumunda 97.300 ve daha da aşağısındayız arkadaşlar, 95.600 seviyesi destek noktaları olarak, pivot destek noktaları olarak gündeme gelen seviyeler konumunda. Bir de arkadaşlar, hızlıca bugün oluşan para giriş ve çıkış durumlarına bakalım. En çok para giriş ve çıkışını hangi hisseler yaşamışlar şeklinde. Dün 82 milyon TL civarında, şurada gördüğünüz gibi önemli bir para çıkışı yaşamıştı Garanti Bankası. Bugün 61 milyon TL gibi önemli bir giriş yaşıyor. Vakıflar Bankası'nda 42-43 milyon TL civarında, yine Pegasus, Westland, Turkcell ve Halkbank şeklinde, işçiye şeklinde para girişlerinin sıralandığını görmekteyiz. En çok para çıkışını yaşayan hisselere bakacak olur isek 10 milyon TL, 11 milyon TL civarında Ereğli'nin, Bimaş, Tüpraş ve Karsan'da para çıkışları olduğunu görmekteyiz. Yine Aselsan'da ve Türk Hava Yolları'da para çıkışı yaşayan hisseler arasında bulunmakta. Değerli arkadaşlar, endeks hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Birazdan özellikle 25 Temmuz tarihinde yaşanabilecek olan faiz indirimlerini dikkate almak suretiyle, değişik alternatifleri de dikkate almak suretiyle, hangi oranda bir faiz indirimi dolar TL'de ve piyasalarda nasıl etki yaratabilir şeklinde farklı birkaç versiyonu dikkate almak suretiyle bir analiz aktaracağım. Zannediyorum bir saat içerisinde de bu analizi de, dolar TL hususundaki bu analizi de yayına almış olacağım. Şimdilik hoşça kalınız, iyi geceler.